Kadın ne yapıyor burada be? Abi Bahar Hanım değil mi o programcı? Kolay gelsin abla. Kolay gelsin. Bahar Hanım değil mi? Evet. Abla biz seni tanıyoruz ya. Kanal 7'den. Evet. Merhaba. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyiz vallahi. Ne yapayım? Geziyorduk sahilde işte. Görünce tanıdım hemen. Dedim, ben de geleyim fotoğraf diyorum. Çektiriyorum. Valla tam yerinde çekiliyor. Tekirdağımızın en meşhur şeyi bu. Ayçiçek. Gündendi. Yok gündendi. Ayçiçeği değil. Gündendi mi? Tabii gündendi derler bizim burada. Ha. Tabii. Normalde siz ayçiçeği gündendi mi diyorsunuz? Ya köydekiler hani Tekirdağ'ın yerlileri böyle amcalar teyzeler gündendi derler. Gündendi derler. Tabii öyle diyeceksin. Hadi gel bir tane de fotoğrafımız olsun. İsmin neydi kardeş? Gürkan. Gürkan nasılsın? İyiyiz vallahi. Siz nasılsınız? İyiyim. Çekimler nasıl gidiyor? İyi, çok şükür vallahi. Tekirdağ'ı çok sevdim. Sen kimsin? Vallahi biz de işte Tekirdağ'ın yerlerinden böyle müzisyenlik yapıyoruz böyle yazları. Aha. Ondan dışında esnaflık yapıyorduk öyle. Ha. Peki düğüne falan denk geldiniz mi? Çağırsan geliriz. Vallahi Gürkan. Yaza bekliyorum o zaman. Ya siz tam kış ayında gelmişsiniz. Yazın geleceğiniz buraya bak gör cıvıl cıvıl insanlar kaynıyor burada. Tekirdağlı insanlar nasıl olur Gürkan? Ben çok sevdim, çok eğlenceliler. Ya Tekirdağlı insanlar genelde neşeli, eğlenceli, müziği severler yani. Doğru. Yani müzikle yaşı iç içe insanlarız, öyle söyleyeyim. Ay hele şiveniz zaten yıkılıyor. Ya biz öyle söylüyorlar, hani bizim insanımız biraz bazen çekiniyor ama yani toplum ortamda yani yabancı insanlar geldi mi şivemiz biraz daha böyle şeye kayıyor İstanbul Türkçesine ama iç içeyken felaket şive var. Bir gün gel böyle gör yani muhabbetleri. Peki buranın bu rüzgarı ne olacak? Aslında yaz da gelmek üzere. Niye böyle rüzgar genelde var? Rüzgar bu kadar olmaz ama sen tam şey ayaz zamanı gelmişsin. Bir de deniz kıyısı burası ondan böyle. Evet, yazın geleceksin burası ten açık olur böyle. Hiç böyle şey olmaz yani rüzgar. Hiç öyle olmaz mı be ya? Olmaz abla. Vallahi. Senin başına şey olay geldi mi buralarda? Abi bizim bu yani sürekli geliyor. Yani biz müzisyen olduğumuz için hani her düğün ayrı başlıca bir olay yani. Ha. Öyle yani şey değil yani. Ne geliyor başına mesela? Ya genelde kavga gürültü eksik olmuyor. Genelde de hep müzisyenlerin başına patlıyor böyle senin muhabbetler. Senin pek moralin bozuk gibi ya. Keyfin yok. Niye? Şey düğün mevsimi değil ondan be. Para mı yok? Yok parasızlıktan değil yani. Düğün sezonu açılsa şöyle bir kendimize geleceğiz de. Şimdi kışın da böyle aylak aylak geziyor işte yollarda. Yazın çalışıyorsun kışın da yiyorsun. Yazın kazandığımızı yiyoruz işte kışında. Para biriktirebiliyor musun? Tabii canım bizi biriktirmesek yapar mıyız o işi? Kaç çocuk var? İki. Ay maşallah. Bir hanım kız nerede? Bir erkek. Hanım kuaförü bitti saçlarını boyatma. Ya vallahi onu bekliyorsun. Bekliyordum onu işte burada geziniyor. Sizi görünce dedim Allah Allah. Tanıyorum. Ay ne dedim. Güzel denk hanım. Geldi. Hanımını kuaförde bekleyen bir adam. Yok kuaförde bekliyorum sahilde bekliyorum. O kuaför tanesinin gözünde gidemedim oraya kadar. O gelecek minibüsle buraya. Öyle mi? Tabii vallahi. Süslü müdür hanımın? Yok be fazla süslü. Senede bir kere boyatıyor işte. O da kampanya mampanya oluyor öyle yani. Ay, onun dışında be. Sevmez öyle fazla süslenip püslenmeyi. Aman be Gürkan benim de moralim bozuldu. Valla abla şurada iki tur atsak illa bir davulcunun acıya dengeliriz. Bak moralinde keyfin de yerine gelir ben sana söyleyeyim yani. Hakikaten söyleyeyim. Ate işte geldi. Abla bu Tekirdağ'ın en ünlü davulcularından. Ana! Efendim merhabayın hoş geldiniz. Merhabayın hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Siz sokakta böyle davulla mı geziyorsunuz? Ya genelde benim en iyi arkadaşım davulum olduğu için sürekli yanımda. Hiçbir zaman ayırmam yanımda. Ya aynen. Canım benim. Benim de nasıl moralim bozuktu ya. İlaç gibi geldin. Tamam ne güzel. Adın ne? Ahmet Çelik ben. Ahmet mi? Ahmet de meşhur mu? Meşhur abla. Denizin dibinde davulla çaldı. Ya. Şeyle uçak. Pardon ne uçağında? Paraşüt. Paraşütle çaldı. Anlarsın ben artık hafızam şey yapmıyor yani. Kaldırma bunun yaptığı şeylere. Şimdi her şeyden önce ben orman mühendisiyim. Ya. Ama mühendislikten sonra 15 yıllıkta bir müzisyenlik geçmişim var. 29 yaşındayım. Aa. Davul benim aşkım, her şeyim. Ondan sonra biz bayağı bir güzel şeyler yaptık. İşte ha. Gerek paraşütle atladık, gerek denizin altına davulla girdik. Mı? Evet. Paraşüte evet. Bindin ha? Evet. Ben de paraşüte bindim ama davulla bineni de ilk defa duyuyorum. Sadece. Bir gün beraber evet. Binin ablayla ben mi oldu? Aynen. Ama ben bir sefer bindim bir daha tövbe. Bilemem vallahi havalarda gezemem. Ben böyle iyiyim gençler. Ne güzel. Ya burada en çok hoşuma giden ne biliyor musunuz? 3-5. Bu 3-5 nedir abi?
Bu 3-5 Trakya halkımızın böyle şivesinden gelen, hatta daha Yunanistan ve Bulgaristan'dan mübadelede gelen göçmenlerimizden kaynaklı bir şive aslında. Ama herkes bunu kullanıyor. 3 demeyiz, 3 deriz. 5 demeyiz, 5 deriz. Beş. Kesinlikle. Yani yuvarlama seviyoruz abla. Yutarak böyle, tamam mı? Bahar Hanım, mesela Bahar Hanım diyemem yani. Bahar Hanım, hep kısaltmaya gidiyoruz genelde. Benim adım Bahar. Yani hanım ne gerek var? Bahar da aynı şey, Bahar da aynı şey. Söyleyemedim yani. Bak. Bahar Hanım. Bahar Hanım. Hayır, Bahar Hanım değil canım. Ya mesela ben size şöyle söyleyeyim. Mesela Atçenge, kadının ismi Hatice'den Atçe'ye geliyor yani. Düşün artık, o kadar yuvarlıyor. Çok aynen. Yuvarlama seven insanlar. Bir Bahar Hanım'ı duyabilir miyiz efendim? Bahar Hanım. Bahar Hanım. Şimdi onu bizden başka şey iste yaparım da bu tarz şeyleri zorlanıyoruz yani. Peki hani Ahmet sen diyebiliyor musun öyle şey? İstersem derim Bahar Hanım. Hoş geldiniz. Ama Bahar Hanım. Ama Bahar Hanım. Bahar Hanım. Bahar Hanım. Bahar Hanım. Trakyalı böyle olur. Zorlama gerek yok. Zorlama gerek yok herhalde. Şimdi Doğulu yazın tabii işler yoğun, para kazanıyorsunuz, evet. Ama kışında böyle sokakta falan çalar mısınız? Sokaktan ziyade daha çok özel günlerde, konserlerde, gerek İstanbul'da gerek Trakya'nın herhangi bir bölgelerinde sürekli sahne alıyoruz. Peki hayalinde başka nerede çalmak kaldı? Hayalimde başka çalmak uzay. Uzay mı? Uzayda çalmak. Bir işim var ya. Bir işim var, korkmuyor musun? Ben bu dünyada herkesi oynattım, uzaylıları da oynatayım. Ya benim bugün çok moralim bozuk, beni oynatamaz. Oynattırır abla, vallahi oynattırır. Moralim bozuk. Hadi çal bakalım bir iki, 9-8'lik ritim. Bak oynuyor mu, oynamıyor mu? Vallahi. Moralim bozuk dediniz ama... Bak ister istemez hemen böyle eller gider abla yani. İster istemez gidiyor yani. Nerede oturtamadın ya, sen? Ya. Yapamıyorum. Ne yapayım yani? Şimdi içimden oynamak geliyorsa oynuyorum. Moralim bozuksa bozuk. Evet. Ama pek havan bozulmuyor benim, biliyor musun? Hayatı yani seviyorum. Trakyalılık var mı? Yok, ben Malatyalıyım. Genelde Trakyalıların hepsi böyle hayata hep pozitif bakarlar. Kimse üzülme, aman ya boşver falan derler. Yani. Hemen geçerler. Ben hayatı seviyorum. Nereli olduğunun önemi yok. Kesinlikle. Ülkemi seviyorum, insanları seviyorum, doğayı seviyorum, yaşamı seviyorum, hayvanları seviyorum. Her türlü canlıyı seviyorum. Allah'ımı seviyorum. Çok şükür. Daha ne olsun, çok şükür. Verdiği her şeye binlerce kez şükür. Kesinlikle. Hadi o zaman. Şöyle bir roman havası, biriniz çalın, biriniz oynayın. Tabii yani ki. Biz genelde oynatma çok şey olduğumuz için oynamaya çok beceremiyoruz. Hakikaten Ahmet, ben mesela hep oynattığımız için oynama evet. Alışamadık. Doğru. Sen oynayamaz mısın? Vallahi ben oynayamam abla. Ya. Sürekli düğünlerde hep biz oynatıyoruz ya, oynatan taraf biziz. O zaman görelim biliriz. Mi? Hadi seni bir görsün. Ama oynayamıyorum, bir tane şuradan birini çağıralım, oynasın buradan. Yok, sen oyna. Gel buraya be. Hayır. Abla şaka mı? Hakikat, hakikat oynama abim. Gerçekten. Vallahi bilmiyorum. Tamam, sen çal, ben oynayayım bari. Tamam. Olur yani. Sen çalıp ben oynayabilir misin? Hayır. Hayır. Ben durumu yapsın çocuk. Hangi birini yapayım abla, sen de yani. Tamam hadi. Tamam, ben çok istekli oldum. Tamam, buyurun o zaman efendim. Ben hadi. Vallahi bilmiyorum ne gibi diyorsun. İçi kaynıyor da oynayan yok desene. Hani böyle yere vurup vurup çalıyorlar, böyle bir şov, davulu böyle bir ses. Şimdi ortam dans bunun ettirsin. İçin müsait değil. Olsun, ne olacak? Yok şimdi yani yerlere yapmayalım, gündendilere yazık olmasın. Şunlar pekasa orta. Tamam. Davulcuların bazı şeyleri var, damatları davul tepesine çıkarttırıp oynattırıyorlar ama şimdi davul... O yüzden siz de üstüne çıkartıp oynatabiliriz. Aa, olur. Ama aynen. Alkış yaparız, öyle oynarsınız. Oldu canım. Sen çal, ben oynamıyorum ya. Ben yokum bu işte. Davul tepesinde oynasın abla bak. Tekirdağ gelip de davul tepesinde oynamadan olmaz. Ya. Vallahi olmaz be. Bak, öyle program olmaz ya. Yerde var, düşürmeyelim sonra. Tutarız be yani. Yok ben oynamıyorum davulun tepesinde. Baksana bunlar hep işi bana yıkıyorlar. İnanmıyorum, bulmuşuz burada. Aha, gel abi. Oğlum gel. İki yoğun oyna. Gel ablam gel. Bana sen çal davulu ayağımı.
Tekirdağ köftesinin namını duymayan kaldı mı? Ya da var mı? Tabii ki yok. Tekirdağ deyince aklımıza hemen mis kokulu Tekirdağ köftesi gelir. Ellerimde gördüğünüz gibi Ramazan ayı. İftarlarda hanımefendiler Tekirdağ köftesi yapmak isterler. Bu köfteler nasıl yapılır? Yanımızda Tekirdağlı bir ustamız var. Selamlar. Selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekirdağ köftesi neden meşhur? Ne var bu köftede? Tekirdağ köftesini meşhur yapan bu yörede yetişmiş olan sığır etleri, soğan var, irmik var, ekmek var. Tekirdağ köftesini yapmak için ilk önce bir karışım yapmak gerekiyor. Kıymayı sadece buttan veya sadece döşten değil, bunu karıştırmak gerekiyor. Bir kısmını kıymayı çektikten sonra ekmek, kimyon, soğan, karabiber. Kıyma nasıl olmalı? Kuzu mu, dana mı? Dana olmalı. Dananın neresi ama? %30 kol, %30 but, geri kalan %40'ı da döş etinden olmalı. Peki bunu hazırlayacak kasap bulabilir miyiz? Tabii ki. Yani herkes ama Tekirdağ yöresindeki hayvanlar kullanılmadığı sürece Tekirdağ köftesi olmayacaktır. Tadı çünkü olmaz. Coğrafi işaretli bir ürün. Doğru. Evet. Peki, kıymamızı hazırladık. Peki kıyma çok çekilmeli mi yoksa bir seferde mi çekilmeli? Tek çekim olmalı. Tek çekim. 22'lik ayna dediğimiz bir ayarı var bunun. Hı-hı. Yarısını ayırıyoruz. Daha sonra onu ekmek, soğan, sarımsak, kimyon, karabiberli harçla birlikte yoğuruyoruz. İkisini bir araya getirip ayırdığımız kıymayla dinlendiriyoruz. 24 İzlik saat. Ne zaman? Ekmekle birlikte. Yani o ekmeğin içi dediğimiz şey. Bayat ekmek. Bayat ekmek, evet. Komple biz hepsini kullanıyoruz kıyma makinesinden geçtiğimiz için. Yumurta var mı peki? Yok. Yok. Yumurta yok. Sarımsak, soğan. Peki soğan rendelenmeli mi? Biz kıyma makinesinden geçiriyoruz hepsini. Ne yani, kadar ete, ne kadar irmik? Bir kilo et için düşünürseniz bir çay bardağı kadar irmik yeterli olacaktır ki elastikiyetini sağlasın. Yağ koymuyor muyuz? Etle birlikte giren yağ yeterli oluyor. Tamam. Hı-hı. Sonra yoğuruyoruz onu, dinlendiriyoruz. Dinlendiriyoruz. 24 saat dinleniyor ve mayalanıyor hafif bir gaz çıkıyor, fısır fısır. Ondan sonra şekillendiriyoruz ve pişiriyoruz. Ve pişiriyoruz. Peki anne köftesiyle Tekirdağ köftesinin arasındaki fark ne? Soğan ve ekmek miktarı diyebiliriz. Ha, siz ekmek çok mu koyuyorsunuz? Hayır, biz az koyuyoruz. Az koyuyorsunuz ama irmik var. O ekmeğin kalitesiyle de alakalı. Bazen hiç koymadığımızda olur. Ya, Yani ekmek kuvvetliyse irmiğe gerek kalmaz. Peki Tekirdağ'da yetişen önemli bir soğan varmış. Evet, o kırmızı soğan. Öyle mi? Çok acıymış. Acı ama şeker oranı da bir o kadar yüksek. Var mı burada? Tabii ki. Nerede? Kırmızı soğandan. Kırmızı soğanınız var mı? Huhu. O zaman ben Tekirdağ köftesinin bir tadına bakayım. Bir de burada satır köfte var diyorlar. Satır köfte var. Satır köfte ne demek usta? Ay ağzım sulandı valla. Satırla eti doğruyoruz tamamen. Kıyma makinesine girmiyor o satır arası. Soğanı şöyle bir görelim bütünüyle doğramadan. Evet. Bu soğanımız bu yörede yetişen bir soğan. Acılığı ve şeker miktarı çok yüksektir mesela. Aha. Yurt dışından özellikle bu soğan talep edilir. Verimi düşük olduğu için çiftçimiz çok tercih etmiyor ama bu soğanı kavurduğunuzda şeker gibi olur. Gerçekten mi? Olur. Ben bir bakayım. Ay kokusu da çok fena, keskin çok vallahi. Yoğundur. Evet. Yani diğer soğandan bir kilo kullanacağınıza bunu yarım kilo kullansanız yeterli. Öyle mi? Tekirdağ meşhur mu meşhur? Kırmızı soğanı elimde. Evet. Tekirdağ köftesinin lezzetini de kırmızı soğan veriyormuş. Peki bunu nereden bulabiliriz? Yani Trakya'da her yerde pazarlarda satılıyor mu? Yok. Çoğu zaten yurt dışına gidiyor. İhraç ediliyor buradan. Yunanistan özellikle bunun, bu soğanın talep ülkesi diyebiliriz. O zaman hani illa Tekirdağ değil de normal mor soğanı kullanmak da beyaz soğana göre daha çok lezzet verir mi köfteye? Vermeyecektir. Şeker oranı burada çok önemli. Pekala. O zaman ben bu soğanı bir bölebilir miyiz? Bir çiğ çiğ yiyebilir miyim? Önce bir köfteyi yiyeyim. Evet, soğan kesildi. Çok severim. Ay muhteşem. Harika. Tekirdağ köftemiz efendim. Afiyet olsun. Aytaç ustam tam tarifi verdi. Evet. Gerisi de hanımlar sizin el lezzetiniz. İftar sofralarında sizler de Tekirdağ köftesi yapmak istiyorsanız benden tarif size geldi. Soğan çok acı. Oh. Şifa olsun. Ha ha ha.
öleceğim ama yine boğazdan vazgeçmiyorum. Tekirdağ köftesinin havası Tekirdağ'da güzel ama evde de lezzetli olur. Hadi sizler de evinizde yapın. Tekirdağ'dan selam olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.